Celle Celaluhu'nun onları bazı farzlardan muaf tuttuğunu unutma. Mesela o vakitlerde namazla yükümlü değildir. Tekrar normal hale dönünceye kadar orucunu da ertelemesine izin verilmiştir. Sen de böyle vakitlerde Allah'ın ona muamelede bulunduğu gibi davran. Ondan isteklerini hafiflet. Şimdi bu meseleleri evliler daha çok bilir. Kadınların özel günleri vardır. Bak. Şimdi böyle zamanlar diyor, Allah Celle Celle onlardan farzları bile muaftır. Bir kadın özel günde namaz kılabilir mi? Kılamaz. Oruç tutabilir mi? Tutamaz. Bak. Kur'an da okuyamaz. Özel gününde Allah Celle Celle kadınların bu ahvalinde onlara bunu hafifletmiş. Bak buradaki şey bu. Hafifletmiş diyor. Muaf tutmuş. Zor günler geçiriyorlar. Şimdi mesela bu özel günlerinde kadından ibadet etmemesinin sebeplerinden biri de ağrıları olan oluyor, bilmem sanki bir sürü mesele var mı? Çok detay. İlmihal kitaplarında bunlara bakabilirsiniz. İlmihal kitaplarında bunların detayları var. Öğreneceksin. Sen de öğreneceksin ki hanımına ona göre davranacaksın. Allah Celle Celaluhu bile hanımlara, bayanlara bu günlerinde bazı şeylerden muaf tutuyor. Hatta namaz kılmıyor mesela. Kaç gün işte 10 günse 10 gün. 10 gün boyunca namaz kılmıyor. Kaza ediyor mu? Etmiyor. Kazası bile yok. Normalde bir vakit namazı bile kılmadığı zaman kaza var mı? Var. E peki kadın özel günde 10 gün namaz kılmıyor. 50 vakit namaz kılmıyor. Niye Rabbim Celle Celaluhu kaza etmesini istemiyor? Burada bir incelik var. Dikkat edin. Sadece buna oruçta müsaade var. Ne demek oruçta müsaade var? Oruç tutarken tutmayacak. Yani Ramazan'da dengesi tutmayacak. Ondan sonra kaza edecek. Orucunu mutlaka tutacak Ramazan'dan sonra. Böyle bir durumda bile kadından isteklerini arzulan olsa hayır. Özel günlerinde hanımına yaklaşmayacaksın. E şimdi şöyle bir şey var. Oldu, gözün döndü kardeşim. Bir şekilde bu işi halletmemiz lazım. Onunla da alakalı. Şimdi hanımına, şimdi bunu aslında bilmiyorum söylesem mi söylemesem mi de, çünkü bazıları da bunu böyle şeyleri, ya yanlış anlamayın kardeşler. Şimdi burada, şimdi kameraları kapatsam açık açık söyleyeceğim de, yani bazı şeyler yok öyle artı 18'lik mesele değil. Hani hadisten sünnetten bahsedeceğim. Hadisten sünnetten de işte öyle şeyler var ki bazı insanlara bazı şeyler kafir ediyor. Müslümanı kafir eden şeyler var ya. Ya hadisten bahsediyorsun. Ayetten bahsediyorsun. Yok ya. Adam ayete hadise kafa tutuyor. Hanımının o günlerde göbek deliği, diz kapı ağrısı haram. Kalın bir örtü ile hanımının işte tenasül uzvu şeyle eline oynama müsaadesi var. Yani neyse işte çok detaylı, ya çok ince meseleler var aslında da hiç bulaşmayın, en iyisi daha iyi, boş ver. İşte ince ilmi meseleler var. İşte giremiyoruz ama maalesef. Yani öyle bir Müslüman ülkedeyiz ki, bak öyle bir Müslüman memleket ki burası, ayet okuyorsun sapık ilan ediyorsun. Hadis okuyorsun bilmem tecavüzü ilan ediyorsun. Ya arkadaş ben demiyorum, hadiste var, ayette var, yapılması gereken bu. Allah Allah. İşte maalesef konuşamıyoruz ya. Hocalar bile diyor ya niye konuşuyoruz? Ya arkadaş konuşmamız lazım ya. Ben konuşmayacağım, sen konuşmayacaksın, o konuşmayacak. Ya bu da kamerada karşısında konuşulmaz. La kamera karşısında konuşmayacaksan ben bu adama derdimi nasıl anlatacağım ben bunu? Bu da konuşulur mu diyor kameralar karşısında. Amma terbiyesizsin. Hadi ben terbiyesizim. E bu videoyu 10.000 tane adam izledi. 10.000 kişi bilgilendi. Ben bunu kamera karşısında konuşmasam arkadaşlar, çok özel meseleler var. Canlı yayını kapatıyoruz. Bugün videoyu çekmiyoruz. Sadece burada 50 kişiye 100 kişiye mi anlatacağız burada? Ne oldu o zaman geri kalan 10.000 kişi? E bazen olur böyle videolar milyon izleniyor. Gerçekten bu tarz videolar genelde milyon izleniyor. Girin bizim en YouTube sayfasına, en çok izlenen sohbetlere. Milyonluk sohbetler hep şey sohbetleri yani. Lan ne sohbeti sapık sapık bakma. Yani... Lan gören de bizim YouTube kanalında kötü filmler var zannedecek. Arkadaş ne alakası var? Hani eşlerin birbirine olan muameleleriyle, yani muaşeratla alakalı olan şeyler yani. Allah. Neyse ne, açın bakın beni konuşturuyorsunuz şimdi ya. Allah'ım ya Rabbim. Ha 10 gün sabret. Öldün mü kardeşim? Allah Allah.
Ekmeğine şap atsın lan. Ne yapayım şimdi? Beni konuşturacaksın. Vallahi tövbe estağfurullah. Ben size söyleyeyim. Hanımlar o zaman buradan duyuru yapıyoruz. Kardeşim özel günden önce adamın yemeğine şap mı atıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsan iğne mi yapıyorsun? Eğer adam sapıksa, 10 gün dayanamıyorsa. Şimdi 10 gün tabii ki de sabreden olur. Lan tövbe estağfurullah. Nereden nereye geldik ya? Ya gerçekten bazen diyorum ya, şu böyle videoyu bir gün böyle sohbeti canlı yayını kapatıp böyle dümdüz anlatasın var da işte insanlar istifade ediyor. Gerçekten bak. Gerçekten çok faydalı oluyor bu sohbetler. Çünkü alta gelen yorumları okuyorum, bazen diyor ki Allah razı olsun diyor. Diyor ki bunları ilk defa diyorum, kimse konuşmuyor. Ben de konuşacağım arkadaş, kimse de umurumda değil. İsterse kralı gelsin cümlemize. Kralı gelsin, ya bu da konuşulur mu? Konuşulur canım. Sen konuşma, ben konuşma, o konuşma, bu konuşma. E kimin nereden haberi olacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ayşe Validemiz beraber yıkanıyorlardı. Ooo öyle şey mi olur? Ulan sapık sen, healthy yiyorsun. 4 tane manitam var, bilmem otellerde buluşuyoruz, bilmem orada yatıyoruz, burada kalkıyoruz. 2 tanesi aynı anda götürüp tövbe estağfurullah. Her türlü pislik var. Her türlü günah var. Biz bunu söyleyince nasıl olur ya diyor öyle bir şey. Peygamber Efendimiz diyor, nasıl hanım? Lan hanımın sana ne? Sen sevgiline sürtüyorsun. Sanki kendisi hiç yapmamış ha. Kendisi takva adam, paçadan akıyor takva. Bizim Müslümanlar böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 maşrafa suyla yıkanıyordu. Sen küveti sütle dolduruyor, elinde küba prosu. Bu ne ya, hareketlere bak. Ne oldu takvan, ne oldu az önce? Uçuyordun. Neyse ağzımı bir açarsam yine ağzıma nereye kaçacaktı. 10. Eşine emanet gözüyle bak. Ona karşı merhametli ol. Kusurlarını görmezden gelmeyi öğren. Böyle yaparsan en hayırlı arkadaşın olacaktır. Evet arkadaşlar, yeri geliyor adamın 40 yıllık dostu ihanet ediyor, hainlik ediyor. Adamı yüzüstü bırakıyor gidiyor. Yalan mı arkadaşlar? He? En yakınım dediğin adam. Lan diyor bilmem taş diyor uzaktan gelmez. Atasözü değil mi o? Taş uzaktan gelmez. Nereden gelir? En yakınından gelir. En yakın arkadaşın, en yakın kankan bilmem neyin, can yoldaşın. Ölürüm sen bilmem ne kardeşim. Buradan kes lan bileğini, oradan oradan birleştir. Aha diyor kanka oldu. Ya dünyanın en salak şeyi ya. Baba diyor al diyor şu camı diyor şuradan. Oh, kes lan kes biraz daha kesiyor. Sen de kes. Ne oldu? Birleştir. Ne oldu? Aduket mi yapacaksın? Ne oldu? İşte diyor artık kanka kardeş ölene kadar diyor ayrılmayacağız. Aradan yarım saat işte ulan ne şerefsiz adamsın. Lan ne oldu? Arkadaşlar. Hanımına öyle bir davran ki, öyle güzel davran ki gerçekten arkadaşın olsun be. Vallahi bak ya. Abartmıyorum size. En yakın arkadaşın olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz. Çobansınız. Çobanlar ne yapar? Koyunları güder değil mi? Hepiniz çobansınız. Güttüklerinizden diyor mesulsünüz. Hanımından, çoluğundan, çocuğundan mesulsün. Ve erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden mesuldür. Kadın kocasının evinin çobanıdır. Bak, evinin çobanı kimmiş? Kadın. Ve o da kendi sürüsünden mesuldür. Kadın da evinden sorumlu. Evinde olan her şeyin hesabını kadın verecek. Erkek de çocuğundan ve hanımından dolayı hesap verecek. Nerede geçiyor? Buhari, Müslim.